Kütahya Kültür ve Sanat Derneği'nde Hüsnü Hat ve Resim Sergisi açıldı. Sergiyi Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneği düzenledi. Serginin açılışına Kütahya Valisi Kenan Çiftçi ve eşi, Belediye Başkanı Mustafa İça, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Emin Sarıkaya ve yönetimi, İl Emniyet Müdürü Kadir Akbıyık, daire müdürleri ve sanatseverler katıldı. Serginin açılışında Kütahya Valisi Kenan Çiftçi yaptığı konuşmada, "Bana sorsaydınız böyle bir güzel sergiyi daha geniş bir yerde yapardık." dedi. Çiftçi, "Sergide yer alan eserlerin hepsi çok güzel, tek tek incelenecek eserler." dedi. Şimdi az önce Sayın Başkan dedi, Sayın Valimizden de bekliyoruz dedi. Tabii ki şöyle, bana sorsalardı böyle bir yerde değil, daha geniş bir yerde birincisi yapmak isterdim. Burası bu kadar sanatkarın, bu kadar güzel eserlerinin... küçük kalmış. Hakikaten muazzam eserler. Zaten sanat ruhu Kütahya'nın içinde var. Kütahyalı da var. Kütahya'da yaşayanlar da var. Kütahya'da yaşayan herkeste bu ruh var. Belediye Başkanı Mustafa İça'da yaptığı konuşmada Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneği 2003 yılında kurulduktan sonra 2004 yılında belediye başkanlığı görevine geldim. Göreve geldikten sonra ilk yaptığım işlerden bir tanesi de rahmetli Mehmet Dumlu hocamızla bir araya gelerek Evliya Çelebi'nin Kütahyalı olduğunu, öncelikle Kütahya'dan başlamak üzere ulusal düzeyde tanıtımıyla ilgili bir takım ortak düşüncelerimizi hayata geçirmeye gayret gösterdik. Evliya Çelebi'nin dedesi Kara Ahmet Bey'in türbesinin bulunduğu yerde meclisimizle birlikte bir yer belirlenerek kamulaştırma yapıldı dedi. 2004 yılında göreve geldik. Siyaseten sizlerin sayesinde bana görev verdiniz. O seçim sonrası ilk yaptığımız işlerden bir tanesi de Mehmet Dumlu hocamızla rahmetliyle bir araya gelip neler yapılabilir? Çünkü Kütahya sevdalısı, Kütahya aşığıydı. Ve onunla ilgili olarak öncelikle Evliya Çelebi'nin Kütahyalı olduğunu ve bunun öncelikle Kütahya'mızdan başlamak üzere ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde tanıtımı ile ilgili bir takım düşünceleri vardı. Bunları yapmaya çalıştık. Onunla ilgili olarak bugün dedesinin kabrinin bulunduğu Evliya Çelebi'nin kerametinin bulunduğu yerde bir yer belirlendi. Meclisimle beraber oraların kamulaştırılmasını aldık. Ve bu bölgede daha da geniş tutarak parklarıyla beraber bugün içinde gayet gururla herkesi gezdirebileceğimiz güzel bir mekanı Evliya Çelebi Müze Evi'ni kuruldu.